Aykırı filmden herkese merhaba. 200 e aboneye geçtiğimiz şu aşamada bize karşılık beklemeden desteğini sunan siz güzel izleyicilere teşekkürlerimizi sunarak başlamak istiyorum. Umarım yakın zamanda çok daha geniş kitlelere ulaşıp dünya dominasyonuna oynayabileceğiz. Tamam. Bu anlamsız şakanın ardından mevzu bahis konumuza dönmek istiyorum. İsmini okurken bile yorulduğum Zack Snyder's Justice filmini izlemiş bulunduk. Kanalı yakından takip edenler bilir. Biz Zack'i pek bir severiz. Kendisi bize daima konuşulacak bir şeyler sunmuştur. Kendisinin Justice filmi için de söyleyeceğimiz bir ton şey var haliyle. İlk olarak size bu kısa ve spoilersız eleştiriyi sunacağız. Hafta sonu yayınlayacağımız spoiler eleştiriye kadar sizlere rehber olması dileğiyle diyelim ve eleştiriye geçelim. Genelde ilk olarak sizlere yönetmeni kısaca tanıtarak başlarım ama bu kısmı atlayacağım çünkü kendisi hakkında kanalda ağız dolusu konuştuğumuz bir videomuz var. Yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi bu tartışmalı yönetmenimiz kendi orijinal kurgusunu bizlere ulaştırmak için gerçekten büyük bir savaş verdi. Bunu takdir etmezsek çarpılırız. Filmin çekimleri sırasında trajik bir şekilde kızını kaybeden yönetmen filmden ayrılmak zorunda kaldı. Sonra Josh Wadden filmi devraldı ve yapımcıların ve kendi istediği şekilde yonttu biçti filmi. Ortaya çıkan sinema işinden hoşlanmayan ayranlar bu film zeka ait değil bize Zeki'nin filmini verin diyerekten çok büyük bir destek kampanyası başlattılar. Sonuç alması neredeyse 3 sene süren bu kampanya ile tarihte ilk defa hayranlar bir fikrin var olmasını sağladı. Zaten filmin bu versiyonu Zeki'nin bu insanlara teşekkür etmesiyle başlıyor ve böylesi bir dayanışma ruhuna sahip bir filmi izlemek de pozitif düşüncelerle başlamanıza yol açıyor. Filmin sinema versiyonu 2 saat. Bu film ise 4 saat. Bunun meali doğrudan yeni bir film izleyecek olmanız zaten. Peki film gerçekten yeni mi? Bunun cevabı hem evet hem hayır. Öncelikle sinema versiyonundan çok daha duygu yüklü ve katmanlı bir film olduğunu vurgulayarak başlayayım. Hani gerçekten iki film arasında en bariz fark Venom versiyonunun tam bir Hollywood eğlencelik filmi olmasıyken bu filmin riskler aldığı ve bir şeyler anlatmaya çalıştığı. Ancak meselesini 4 saat yerine 3 saatte de anlatabilirmiş. Filmde çıkarılsa hiç sorun olmayacak, işleyişi gören çok fazla sahne var. Spoiler veremiyorum ancak film bazen doğa belgesel havasına bürünebiliyor. Uzun uzun geniş manzara görüntüleri izliyoruz. Bir de filmin içinde müzik klipleri ve reklam sekansları var. Bakın şaka yapmıyorum özellikle müzik kliplerinin olayını anlamadım. Gerçekten bir şey, biri şarkı söylemeye başlıyor ve slow motion'da sessiz bir şekilde bir sahne izliyoruz. Böyle birçok yer var. Elbette bu bir tercihtir ve saygı duyduğum der geçerim. Ama bana göre sinemanın doğasına aykırı böyle şeyler. Film bölümlerine ayrılmış şekilde izleyiciye sunulmuş. Bunun sebebi de filmin önce dizi formatında yayınlanmasının düşünülmüş olması. Ancak bu bölümlendirme işlemi filmi %200 iyileştirmiş diyebilirim. Zek sinemasının çok kötü bir huyu vardır. Bağlantısız sahneleri arka arkaya dizer ve bir noktada hikayeden koparsınız. İşte bu bölümlendirme işlemi bu etkiyi biraz kırmış. Hala sıkıntılar var ama minimalize edilmiş ve odanızı daha toplamış vaziyettesiniz. Yeni bölümlendirme bir nevi olaylar arası köprü vazifesi görmüş. Hem bu şekilde bu uzunlukta filmleri izlemeye alışık olmayan seyirci de bir ara verme, sonradan devam etme hakkına sahip olmuş oluyor. Belki de sinema diline böyle bir şey kazandırması Zeki çok daha iyi bir yerlere getirecektir. Filmin Tom Holkenberg yani namı diğer Junkie XL tarafından beslenen müzikleri Danny Elfman'ın müziklerinden çok daha etki etmiş filme. Sinema versiyonunda playlistinize alacağınız hiç şarkı yokken bu sefer akılda kalan çok müzik var. Bu filmde sinema versiyonuna kıyasla karakter işlenişleri çok çok daha iyi. Hikaye karakterler arasında çok iyi paylaştırılıyor ve sinema versiyonunda ezik gösterilen bütün karakterlerin motivasyonları ve karakter gelişimleri toparlanıyor. Sinema versiyonunda kelimenin gerçek anlamıyla kötü olan kötü adamımız bu sefer ne istediğini bilen daha güçlü bir karakter. Öte yandan Flash karakteri konusunda büyük bir gelişim var. Hani bu versiyonunu gördükten sonra Vedan'a biraz sövdüm diyebilirim. Cyborg için de geçerli bu. Sinema versiyonunda fazlasıyla işlevsizleştirilmişti. Ancak yiğidi öldürüp hakkını yeme diyerek bazı şeyleri dürüstçe söylemeliyim. Vedan versiyonundaki bazı espriler aynen filmde duruyor. Yani bu film kesinlikle önceki Snyder filmleri gibi karanlık, kasvetli ve sıkıcı bir film değil. Elbette yine saçma sapan eklentiler ve anlar var ama bunlar kesinlikle filmi aşağıya çekmiyor. Son olarak aksiyon sekanslarına değinmek istiyorum. Gerçekten bu versiyon ile aksiyon sekansı nasıl çekilir dersi veriyor Snyder. Sadece dövüşmeleri değil olayları paylaştırma, çözüme gibi temel noktaları da çok iyi başarıyor. Sinema versiyonunda tamam dövüşün bitsin diye beklerken burada daha fazla diye bağırır halde buldum kendimi. Sonuç olarak beni bir hayli şaşırtan, uzun süreler içerisinde çok daha net bir sinema yansıtan bir yönetmen var karşımızda. Genel izleyiciye sıkıcı gelebilecek çok an var. Ama bu karakterleri sinemada daha iyi izleyebilme imkanınız da yok. Bana göre Superman'e daha uzun süre verilebilirdi ama bu halde iyi gözüküyor. Filmin özellikle son bir saati o kadar başarılı ki zek hakkında düşüncelerimi yeniden gözden geçirmeme yol açtı diyebilirim. Bundan sonrası ne olur kestiremiyorum tabi. Bu versiyon içinde yok dendi, yapılmayacak dendi ama izledik. Hayranların gücü küçümsenemez kesinlikle. Belki HBO Max üzerinden devam filmleri görme imkanımız olur diyerek eleştiriyi bitiriyorum. Film hakkında sorularınızı, izlediyseniz fikirlerinizi bekliyoruz. Ve spoiler eleştirimize kadar görüşmek dileğiyle diyoruz.